Asım'ın nesli de tarif ettiği o nesil, gidişleri oraya, varışları, memleketten ayrılışları aslında hadis bir niyette, sırf Allah rızası için. Değerli kardeşlerim, bugün Çanakkale'ye gidip, Çanakkale'nin şehir merkezinde, sahilinde bir tane Türk ismi zor rastlarsınız. Bilmem ne kafer, bilmem ne, yani Türk ismi zor bulursunuz. Geçmişler adamlar. O zaman geçemeyenler, o gün geçmişler, bugün geçmişler de yeter. Şehitlerinin 104. yıl dönümünde Mevlid-i Şerif'le andık. Ve burada sizler de Çanakkale Savaşı'nda askerlerimize çıkan tayini Mevlid-i Şerif'e katılanlara aynısını ikram ettiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Geçmişini bilmeyen geleceğini yad edemez. Biz de geçmişimizi hatırlatarak geleceğimize ışık tuttuk. O askerlerimize Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bize böyle bir vatan emanet ettiler. Hepsinden de ruhları şad olsun. Allah razı olsun. Cennetleri mekan olsun. Amin. MHP Hanım Kolları Başkanı yanımızda. Bizlere bu anlamlı günde yapılan bu hizmeti, duygu ve düşüncelerinizi anlatır mısınız bize? Yok. Nasıldı? Çok güzeldi. Duygusalı vardı, yoğunluk vardı. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bize o günleri göstermesin. Sizler, sizlerin duygularını alalım. Hasret bırakmasaydı. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Çanakkale şehitlerinin 104. yıl dönümünü anarken yanımızda MHP ilçe başkanımız Hasan Güler Beyefendi var. Başkanım, Allah razı olsun, bizi Çanakkale'ye getirdiniz ve o günkü çıkan azı Mevlid-i Şerif'e katılanlara ikram ettiniz. Bir nevi onlarla aynı duyguyu yaşatmaya çalıştınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, Çanakkale bir imanın, bir inancın, bir ruh halinin, vatan müdafaasının en son aşamasıdır. Türk milleti vatan için gerekirse aç kalır ama vatanını müdafaadan geri durmaz. Bugün yine aynı şeyler o Çanakkale'de yaşanan Yahya Çavuşlar, Seyit Onbaşılar, yine aynı şey olursa aynı şekilde bugün de vatan müdafaasında o ruhu yaşatacaklarına inanıyorum. Bunun da teminatı Milliyetçi Hareket Partisi ve İlk Ocaklar'dır. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa gerçek değişmez. Ama değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir niteliğe bürünür. Çerkeş Mustafa Der TV, bölgenin sesi kulağı.